bölgesindeyiz. Şahit olun programı için, bölgedeki mülteci sorununu çekmek için buradayız. Çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi, Türkiye'nin şu anda yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, Suriye'den gelen mülteciler. Yalnızca Suriye'den gelen mülteciler de değil, Irak'tan gelen mülteciler, Afganistan'dan gelen mülteciler ve diğer Orta Doğu ülkelerden gelen mültecileri şu anda Türkiye karşılıyor. 2,5 milyona yakın Türkiye'de mülteci var ve neredeyse birkaç yıldan beri bu mülteciler Türkiye'de misafir ediliyor. Türkiye'nin üzerindeki yük yaklaşık 9 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bugün Avrupa'da en çok konuşulan konular mülteci krizi ve mülteci sorunu. Bunu yerinde inceleyeceğiz, yerinde araştıracağız. Onların kısa da olsa yolculuğuna eşlik etmeye çalışacağız. Bu işin ne kadar zor olduğunu, mültecilerin neden Türkiye'den Avrupa'ya gitmek istediğinin cevaplarını aramaya çalışacağız. Ve onların en azından bir kesitine sizler adına şahitlik edeceğiz. Hoş geldiniz. Badavut plajındayız. Birazdan sizinle beraber yürüyeceğiz. Yani insanın yürümek istemeyeceği herhalde yerlerden bir tanesi. Çünkü her dokunduğunuz yerde buradan karşıya geçmeye çalışanların izlerini görebiliyorsunuz. Ve bu hikayenin açıkçası nasıl sonuçlandığını da bilmiyorsunuz. Yani bu botun burada olması muhtemelen karşıya geçmeye çalışan bir mülteci grubunun başarısız olduğunu gösteriyor. Ama bu hikaye nasıl bitti? Yani bizim gördüğümüz yalnızca bir parçalanmış bot. Bunun gibi onlarcası var. Onlarca buna benzer hikayeler var. Bu botların üzerinde yaşanan bir sürü dram var. 28 dakikada inanın hayatta herhalde en zorlandığım program olacak bu. 28 dakikada onların gözünden anlayabilmek, onların yaşadıklarını hissedebilmek ve size hissedebilmek dünyanın en zor işi olacak herhalde. Adına umuda yolculuk deniyor ama bu insanların hiçbirinin başka bir yerde umuda yolculuk yapmak gibi bir istek ve arzuları yoktu. Kendi ülkelerinde mutlulardı. Kendi ülkelerinde huzurla yaşıyorlardı. Ve 3 yılın sonunda, 3,5 yılın sonunda bazıları ilk savaşın döneminde Türkiye'ye geldikleri için ülkelerinden kaçarak geldikleri ülkeden başka bir yere doğru yolculuğa başladılar. Bunun sosyolojik anlamda birçok sebebi var. Çünkü artık geriye dönecek bir şeylerin kalmadıklarını gören mülteciler, hiç bilmedikleri bir yerde açıkçası çok daha farklı bir hayat düşüncesiyle şu karşıda gördüğünüz Midilli Adası'na, buradan 18 kilometrelik Midilli Adası'na başladıkları yolculuğun bir kısmını da orada sürdürmek üzere ilerleyecekler veya ilerlediler. Önce başka ülkelerden Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de bulundukları bölgeden buraya geldiler. Buradan Midilli'ye geçecekler veya geçtiler. Orada da bitmeyecek. Oradan da Avrupa'nın derinliklerine yürüdükleri yolculuk başlayacak. Çelme takılacak, itilip kakılacaklar. Öyle hikayeler duyduk, öyle hikayeler üzerinden onlara dokunmaya çalıştık ki yalnızca hikayesi bile insanı tüylerini diken diken etmeye yetti. Şu mesafeyi görüyor musunuz? Yaklaşık 18 kilometre. Bugün tanıştığımız bir, burada yaşayan bir arkadaşımız bize bir hikaye anlattı. 4 kişilik bir aile, 2 çocuk. İki çocuk, bir anne ve baba. Baba 4 tane normal evinizin havuzunda kullanacağınız büyüklükte botlar alıyor. Onları şişiriyor. En öndeki bota kendisi geçiyor. 2 bota çocuklarını bindiriyor. En arkaya da eşini bindiriyor. Hepsini iple bağlıyor. Ve burayı yalnızca kendi çektiği kürekle 18 kilometre karşıya geçebileceğini düşünüyor. Neyse ki yolun yarısında veya başlangıcında bir balıkçı rastlıyor ve kendilerini ikna edip tekrar
karaya döndürüyor. İnsanların çaresizliğini, vatansız kalmanın onların üzerindeki yarattığı psikolojiyi anlayın diye söylüyorum. 18 kilometreyi tek kürekle 4 kişilik 4 farklı botu çekebileceğini düşünen bir baba ve onun ailedir ama. Bence şu soruyu hep beraber sormamız da gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa sınırlarına çekilen tel örgülerle son dönemde bu tehlikeli yolculuğa itilen mültecinin dramına Avrupa ne zaman gerçekten kulak verecek? Karadan gitmek çok daha güvenliyken sınırlara barikatlar kurulması, sınırlara dikenli teller çekilmesiyle tek şansları, tek umutları buradan deniz yoluyla bilmedikleri bir yolculuğa, belki hiç alışkın olmadıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyorlar. Suriye'deki drama yaklaşık 5 seneden beri kayıtsız kalınan bir ortamda. İşte sizler bu elbise görüntülerine, görebildiğimiz görüntülere şahit oluyorsunuz. Veya sahile vuran küçük bir kız çocuğunun cansız bedenine ne şahitlik ediyorsunuz. Türkiye uzun zamandan beri bunu dillendiriyor. Mülteci sorununu çözmek istiyorsak hep beraber bir şey yapalım. Gelin bu sorunu beraber çözelim. Suriye'de kalıcı bir ateşkes yapalım. Bir çözüme gidelim ve bu çözümle bu insanların umuda arayışını, umuda yolculuğunun önüne bir umut daha koyalım. Son bir yıldan beri uluslararası toplumun Suriye'de ilgilenmediğini ve IŞİD'in saldırılarının artmasıyla beraber Türkiye'den başka Avrupa ülkelerine gitmek için bu yolculuğa başlayan insan sayısında artış var. Çünkü artık geride gerçekten gitmeleri gereken bir yer kalıp kalmadığını hep kendilerine soruyorlar. Avrupa Birliği ve diğer ülkeler. Acaba şu fotoğrafın içerisinde başka bir şey görmeleri gerekiyor mu acaba? Bir elbise hikaye anlatamıyorsa, bir elbisenin üzenen hikayeyi paylaşamıyorsak çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. İlla dokunabilecekleri, ete bürünebilecekleri bir naaşa mı ihtiyaçları var? Bir çocuk naaşına mı ihtiyaçları var? Bakacağınız yer burası. Ondan yüzlerce hikaye çıkabilir. Çok fazla göstermek istemiyoruz. Şu anda bir mülteci grubu geldi. Ve belki birazdan onların geçişini çekeceğiz. Bunları göreceğiz. An ve an şu anda gerçekten bir mülteci geçişine şahit olacaksınız.
köpeği çeker gibi yapsana. Bu işi yapan, organize eden gruplar hem jandarmanın faaliyetlerini takip ediyorlar, hem sahil güvenliğin faaliyetlerini takip ediyorlar. Sahil güvenlik sahilden açıldığında, belli iskamete gittiğinde kendisine çalışan gruplarla nerede olduklarını öğreniyorlar. Jandarma bölgede ekip olarak çıktığında yerini onlar tarafından fark ediyorlar ve boşluğu bulup kaçak göçmenleri o bölgede yönlendiriyorlar. Bizim şu anda bulunduğumuz yer onlardan yalnızca bir tanesi. Şu anda Türkiye Ege kıyılarında 80 bin civarındaki kaçak göçmeni kurtarmış durumda. Karşıya geçmeye çalışan kaçak göçmeni kurtarmış durumda. Ama alanın büyüklüğünü sizler de görüyorsunuz. Bu kadar alanı gemilerle kapatmak mümkün değil. Hem sahil güvenlik komutanım jandarma şu anda bu işi önlemeye çalışıyor ama ne kadar başarılı oldukları konusunda saha ve alan gerçekten zorluyor. İşin ilginç tarafı, bu noktadan da geçişlerin çok olduğu söyleniyordu ama biz işin zorluğunu anlamak için bu bölgeye geldik. Çünkü gerçekten hani çok sık ormanlık bir alan var. Karşıya geçmek için kısa bir, çok fazla plaj var. Ve Midil Adası'nın geçişe müsait olan kısmı da buraya çok yakın. Biz tamamen hani öngörülerimizle buraya geldik. Ve bir anda hani içlerinde kaldık. Şu anda ileride arkadaşlarım, daha önce bir arkadaşım, kamera arkadaşım bizden farklı yönde gitmişti. İleride 150 kişilik bir grubun olduğunu söyledi. Bir bakalım onlar ne yapıyorlar, ne diyorlar görmeye çalışıyoruz ama çok da fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Çünkü başka birisinin göklerine anında panikliyorlar. Biz uzaktan, onları da çok fazla rahatsız etmeden onların ne yaptıklarını size şahitlik etmeye çalışacağız. Belki ilk defa bir gazeteci grubu bir faaliyeti başından sonuna kadar görüntüleyecek. Hep beraber takip edeceğiz ve şahit olacaksınız. Hiç denediniz mi daha önce? Hiç denedin mi daha önce buradan geçmek? Ben kendimi gitmedim da bu arkadaşlar gitmiş. Yani yolu bilen var mı? Yani yarı yoldan mı döndüler? Evet. Niye? Botları mı batmış? Alabora mı olmuşlar? Polisler çevirmiş. Ha. İşte diyoruz polis var, çok şey var. Bak helikopterler, siz görmüyorsunuz ama helikopterler, uçaklar. Biz dün gece... Bak sesini duyuyor musun? Dün gece de öbür tarafta açıldık. O zaman çok şey vardı, sahil güvenlik vardı yani. Geziyorlar. Hem Yunan'a hem almışlar, söyleyeyim yani. Hem dalga var, hem şey var, bir de gündüz vakti gideceğim diyorsun. Anlat anlat, arkadaşım merak ediyor. Bak abi, bizi şu anda yarın saat biz ayrıldık. Biz yani 2 saat az önce biz gidecektik. Ney? 2 saat az önce biz gidecektik. Geç kaldın. Yalan söylüyor. Geç kaldın. Ha, botu getiren mi getirmedi? Evet. Siz burada bekliyorsunuz, botu getiren yok ortalıkta. Evet. Parayı verdiniz mi? Para, biz başka bir adam, onunla da anlaşma yapacağız. İstanbul'dan getirene mi verdiniz evet. Parayı? Ya yazık abiciğim. Böyle 12 bin dolar. Ney? 12 bin dolar. Adam başı. Hepsi. Adam başında. Hepsi. Adam başında 200 dolar. Selam aleyküm. Altyazı M.K.
Şu anda sahile doğru iniyoruz. Her şey, yolculuk buradan başlıyor. Şimdi tabii şeyde kalktığı için, sis de kalktığı için Midilli Adası çok daha net olarak görülebiliyor. Sabahleyin bir sis vardı. Göremiyorduk ama şu anda net olarak görülebiliyor. Şu an beni üzen sahne işte bu. Yani tekerlekli sandalyeyle ailesi buraya kadar getirmiş. Buradan da tekneye bindirip, bota bindirip Umuda yolculuklarına başlamışlar. Yani vatan toprağı veya bir ülke yaşanmaz hale geldiğinde belki en çarpıcı örnek bu. En çarpıcı örnek bu. Bunu nasıl anlatacaksınız? Bunu nasıl ifade edeceksiniz? Yani söyleyecek yani kelime de bulamıyorum. Nasıl ifade edeceğini de bilemiyorum yani. Evet, geçmişe her şeyin bırakılması demek ki böyle bir şey oluyor. Önce toprağınızı, evinizi, barkınızı bırakıyorsunuz. Anılarınızı bırakıyorsunuz. Daha sonra işte elbisenizi, kıyafetlerinizi ve her şeyinizi bırakıp gidiyorsunuz. Yani bütün kimlikleri ve diğer her şey burada. Şu anda botu yapmaya çalışıyorlar ama gördüğünüz gibi belki hayatlarında ilk defa bot yapıyorlar. Gecenin karanlığı. Tek tek bildikleri veya bilemiyorum. Yani çünkü deneyerek bulmaya çalışıyorlar yerlerini ve diğer şeylerini. Büyük bir bot. Arkadan bir motoru da olacak. Yani kürekte gitmeyecekler. Görünen şey o. Çünkü biz bir motor da gördük. Buradaki bütün grup bunun içine binecek. Biz yaklaşık bir 50 kişi saymıştık. Bu 50 kişi bir tane motora nasıl binecek? Açıkçası biz bunu anlamış değiliz yani. Şu anda gördüğünüz gibi canlı şahit oluyorsunuz. Gecenin karanlığında. Afganistan'dan, Suriye'den ve Irak'tan gelen mülteci bir grup. Çocuk sesleri de size muhtemelen geliyordur. Bu grup birazdan sahile doğru inecek ve binip Midilli Adası'na doğru gitmeye çalışacaklar. Kolay iş değil. Bu botu, bu yük botu demin yukarı çıktığımız alandan aşağı tekrar indirecekler. İlginç. Gerçekten.
İlk defa TRT Belgesel ayrıcalığıyla sizler de böyle bir şeye tanık oluyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Şimdi bunu yapacaklar, arkasından şişirecekler. Arkasından da motor bölümünü takacaklar. Sanırım motoru en son aşağıda takacaklar galiba. Her birinin üzerinde bir kısmında farklı farklı renkler olmak üzere hepsinde can yelekleri var. Çocuklara beraber gidiyorlar işte. Bir an o da can yeleği giydirmiş. Ve beraber ilerleyecekler. İnsanlar nelerden kaçıyorlar ki şu sefaleti, şu gemi yolculuğunu, tekne yolculuğunu, belirsizliği ve buraya gelinceye kadarki yaşadıklarını anlayın diye söylüyorum. Ne yaşadılar ki? Bunların hiçbiri onlara zor gelmiyor. Normal denizi bilen birisi bile bu denizi geçerken korkar. Bu kadar yoldan, Afganistan'dan ta buraya kadar gelen insanlar neler yaşadılar ki, o yaşadıkları ne kadar acı ki, bu yaşamlar onlara zor gelmiyor. Her hikayenin vereceği bir ders vardır, her hikayeden çıkartılacak bir ders vardır. Ben kendi adıma bastığım şu yerin kıymetini 10 kez daha fazla anladım. Biz bir kısmına şahitlik yaptık. Benim tahminim bu botun gitmesi mümkün değil. Çünkü arızalı bir bot. Getirilen motor da arızalı. Diğeri de arızalı. Benim tek temennim bu botun suya inmemesi. Biz bu ana kadar bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle ve bütün yaşananlarla size aktarmaya çalıştık. Sahilde bir tane elbise görmüştük, yırtık bir bot görmüştük. En son bir tane fotoğraf gördük. Ve en son kare bu. Hepsini birleştirin. Herkesin hikayesi kendisine göre yazılır. Siz de bunun üzerinden hikayenizi yazın. Türkiye bir taraftan 2,5 milyon mülteciyi kabul ederek başka bir sorumluluk üstleniyor. Bir taraftan her tarafıyla bunların geçişini engelleyerek başlarına başka bir olayın gelmesini engellemeye çalışıyor. Yani iki taraflı bir görev yapıyor. İnsanlar her türlü şeyi göze alarak adına umut ve yolculuk diyorlar ama ben bilemiyorum adına ne söyleyebileceğimi ve bunu yaşıyorlar. Sahneler bunlar. Bizimle beraber olayların içine girdiniz, gördünüz, insanlara dokundunuz. Onların hikayesini dediniz. Bildiklerinizle yaşananlar arasındaki farka şahit olabildiniz mi? Hoşçakalın.